anlaşılmasının önündeki engel olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsiyetiyle ilgili, kişiliğiyle ilgili, onun hikmetiyle ilgili Müslümanlarda teşekkül etmiş veya ettirilmiş yanlış anlayış. Bu yanlış şu temele dayalı bir yanlış: onu insan üstü görme. Yani Peygamber insan üstü. Tıpkı vaktiyle yine tevhid dininin bir diğer peygamberi olan İsa Aleyhisselam'ı da onun dinine girenlerin Allah'ın elçisi ve kulu olmasını yeterli bulmayıp Allah'ın oğlu diyecek kadar sevmeleri nasıl onları müşrik etti, küfre soktu ise, Müslümanlar da zaman içerisinde peygamber orayı burayı yeşillendiren, yok parmağından sular akıtan, yok neleri bilen neleri falan, yani bu neler yani, efendim hiç onun dudağının değdiği bir tas süt bir türlü bitmezmiş filan, herkes kana kana içmiş de efendim bitmemiş, böyle bir sürü şeyler. Öbür tarafta da hiç kimse tartıp içmiyor ya, kaç gün, haftada bir iki gün bile üst üste doğru dürüst karın doyuracak yemek yemediğiyle ilgili 50 tane rivayet var. Demiyorlar ki ya bu ne turşu, bu ne periz, nasıl iş bu? Bakıyorsunuz mesela peygamber bizler gibi bir insan. Biz nasıl acıkıyoruz, o da acıkıyor. Biz yiyoruz, biz uyuyoruz, biz yatıyoruz, biz unutuyoruz, biz aldanıyoruz, aldatılıyoruz. Onlar da öyle, yani o da öyle. Bakıyorsunuz gelmiş bir nüfusu kalabalık bir kabile, hepimizin bildiği bir olan, bir imamune olan. Demişler ki, gerekçeleri de geçerli, ya Resulullah demişler, ya Muhammed biz senin dinine girmek istiyoruz ama bütün kabilemiz buraya gelirsek çok kalabalığız, size külfet oluruz, sen yanında yetiştirdiklerinden bize ver, kaç kişi vereceksen, biz onları götürelim, yedirelim, içirelim, yatıralım, kaldıralım, bize dinini öğretsin, ondan sonra da tekrar getirip sana teslim edelim, kendimiz de gelip topluca dinine girelim demişler. Peygamber de kalmış, meğerse alçaklar Kureyş'in de tembihiyle öldürmek için peygamber'e yalan söylemişler ve ilk konaklama mahallinde millet yatarken kılıçtan mızraktan geçirmiş Müslümanları. Bir iki yaralı Medine'ye geliyor da haberleri oluyor peygamber'e. Düşünebiliyor musunuz yani, o günün Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir konak ötede ne olacağını bilmezken bugünün yanında, yanlarında Allah katından hiçbir hücceti bulunmayanlarının bilmediği yok. Neredeyse Allah'ın bilmediğini de biliyor. Yani bu sözün mübalağa sigasıyla ne demek istediğimiz anlaşılıyor değil mi? Bu nemenemiştir ya. Hazreti Ömer'in müttaki bir Müslüman olduğunu hepimiz kabul ediyor, biliyoruz bize intikal eden haberlere göre. Adam iki adım arkasında ilk safta İmam Ömer, arkasında da onu hançerlemek üzere, hançerini de zehire batırmış köle. Duruyor, haberi yok Ömer. Ve namaz arasında çıkarıyor adam, çarp, orasına burasına kaç darbe vuruyor ve bildiğiniz gibi Hazreti Ömer böyle öldürüldü. Ya bu iki adam arkasındaki Ömer, ne bilmiyor Ömer, ta bilmem nedeki dağda ya sari cebel cebel demiş de bilmem ne demiş de. Bu ne periz, o ne turşu. Yani o kumandanı kurtarıyor, biraz kendini düşünseydi eğer biliyorsa, biraz da kendi için para baksaydı, sözün gelişi biraz gırgır lisanıyla söylüyorum, mazur görüyorum. Olur mu böyle şey? Allah kitabında açıkça, Allah gaybına kimseyi ortak etmez buyurduğu halde kulları bunları nerelerden çıkarmış? Belli ki peydahlamış, yabancı kültürlerden ödünç almış. Çünkü Kur'an'da böyle bir şey olmadığına göre, fakat Müslümanım diyenler de bulunduğuna göre belli ki bir başka yerden çıkmış bunun. Derler ya, bu meyve burada olmaz, nereden geldi? Abi işte Antakya'dan getirdim der hani adam. Çünkü Malatya'da yetişmiyor. Onun gibi belli ki İslam tarlasında yetişen bir şey değil bu kural. Ama bakıyorsunuz var, o zaman rüzgar başka yerden getiriyor. Bu işin rüzgarı da insanlar tabii. Ondan dolayı bitiyor. Peygamberi oluşturmak ne gibi sonuç doğuruyor? Yani bizim gibi değil, biz onun gibi olamayız. Anlayışı başlangıçta saygılı, ona saygı gösteren bir anlayışmış gibi görünmesine rağmen Allah'ın onu bize kitabında örnek gösteren adam olduğunu biliyoruz. Onda sizin için güzel örnek vardır diyor. Şimdi benim için güzel örnek gösterilen, sizin için güzel örnek gösterilen bu adam, sizin benim üstümde ne yapsak ulaşamayacağımız, ne yapsak yaptığımızı onunkine benzetemeyeceğimiz bir insan
oluyor mu? Yani insan üstü insan oluyor mu? Evet, o zaman da bizim için örnek olmaktan çıkıveriyor. Konuşurken günlük lisanınızda diyorsunuz ki ya bak Allah-u Teala böyle söylüyor ha. O zaman diyor ya biz Kur'an anlamak kim biz kim? Peki peygamberimiz böyle o peygamberdi diyor. Yani peygamberden de istina ediyor, uzaklaştırıyor mu kendisini? Peki kardeşim Ebu Bekir, Ömer, o onlar sahabe-i kiramdı. E peki ya işte tabi'in, tebe-i tabi'in filan. İşte Ebu Hanife, Şafii, onlar büyük müştehit, 112 ilmi bilirlerdi. 4 milyon hadis ezberindeydi. E peki şu bu kala kala biz mahallenin imamına kaldık mı arkadaş? Ona kalan da ona kalıyor. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Yani kendi elimizle kendi başımızı derde sokuyoruz. Ondan sonra da oturup alıyoruz hani yarım akıllı çocukların taşına toprağına oynarken öyle alır atar havaya biraz da olur. Sonra da havaya attığı taş başına düşünce başlar ağlamaya. Gören de zanneder ki bu çocuğa kim vurdu ya? Şuna zulmedilir mi? Zulmeden kendi ya. Kendi ettiğini buldu. Yani Müslümanım diyenlerin bugünkü hali, başlarındaki belaların tümünün mucidi, davetçisi, ikramcısı, o belalara ikram döşek hazırlayanların hepsi gene Müslümanlardır.